Selamünaleyküm. Allah gecenizi hayır etsin inşallah. Cenab-ı Hak gündüzünüzü hayırlı eylesin. Ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin. Cenab-ı Hak üç aylarınızı da mübarek eylesin. Bugünkü idrak edeceğimiz regaib kandilini de mübarek eylesin inşallah. Malum üç aylar inşallah girdi. Bu üç aylar komple ümmet-i Muhammed'in kendisini düzene katıp kendisini inşallah affa, mağfirete, Kur'an ve sünnete doğru yürüdüğü bir zaman dilimi olsun. İslam dünyası önceden üç aylara ehemmiyet gösterir. Üç ayları çok önemser. Bu üç aylarda kendince kendisine çeki düzen verir. Kendisini derler toplar. Daha önce yapmış olduğu gevşeklikleri, yanlışlıkları, eksiklikleri tamir, tadilat eder. Ve inşallah kendisini derleyip toparlayaraktan hayatına devam eder. Tabi bu son dönemlerde yine insanlarda bir belirli toparlanma, belirli bir şekilde kendine çeki düzen vermeye başlayınca İngilizlerin besleyip büyüttüğü bugünün Selefi ve Vahabi takıntılıları İslam dünyasının içerisine girip sanki yapılanların Kur'an ve sünnette yeri yokmuş gibi bir bidat furyası başlatıp bir şirk furyası başlatıp ümmet-i Muhammed'i bu derlenip toparlanma, silkelenme, temizlenme duygularını rencide etme, alaşağı etme, insanları bu noktada kendi dairesince, kendince, kendi derlenip toparlamasına ne yazık ki müsaade etmemeye başladılar. Zaten bu topraklarda yaşayan insanlar yaklaşık bir 150 yıllık din cahilliği var. 150 yıldan beri bu insanlar, hatta 200 yıldan beri dinden uzaklaştırılmış, diyanetten uzaklaştırılmış, imandan, İslami yaşantıdan uzaklaştırılmış bir batıcılık furyasıdır almış götürmüş. O batıcılık furyasının içerisinde insanlar kendi Kur'an'ın emirlerini, Hazreti Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem adetini, sünnetlerini terk ettirilmiş, unutturulmuş. Ardından bir de öyle bir dönem var ki baskıyla, zulümle yaşayanlar derdest edilmiş. Cezaevlerine konulmuş. Ne bileyim her türlü baskıya, her türlü zulme, her türlü sıkıntıya ve işkenceye maruz kalmışlar. Ve böylece insanlar, bu toprakların insanları kendi inançlarından uzaklaştırılmış, kendi gelenek, görenek, örf ve adetlerinden uzaklaştırılmış, birbirlerine muhabbetten uzaklaştırılmış, içlerine fitne tohumu, kin, nefret tohumu dökülmüş ve insanlar ne yazık ki bölünüp parçalanmaya başlanmış. Dışarıdaki misafirler sessiz olurlarsa bunu her sohbette beyan etmekten utanıyoruz ama yapacak başka bir şeyimiz kalmıyor. İçerideki arkadaşlar sağlı sollu ayaklarının üzerine, kapının ağzı biraz açılmış olsun. Yaklaşın. Bayanların üst kata giriş çıkış tarafını serbest bırakın. Görevliler bu konuda ilgilensinler.
merdivenin o bölgede kimse olmasın. Anadolu insanı veyahut da bütün İslam dünyası bir şekilde aynı Anadolu'daki gibi baskılara, sıkıntılara maruz kalmışlar. Bunun yanında yine İngiliz devşirmelerinin İslam'da modernist düşünceler, İslam'da reformist düşünceler adı altında İslam'ı kendi içerisinden de oymaya çalışanlar, İslam'ı kendi içerisinden Müslümanları bu noktada kendi imanlarından, kendi Kur'an ve sünnet çizgisinden uzaklaştırmaya çalışmışlar. Ne yazık ki 200-250 yıldan beri İslam dünyası hem kendisindenmiş gibi görünen hem de dışarıdan değişik baskılara maruz kalmışlar. Hem fikri planda hem maddi planda bu baskılar devam etmiş. Şimdi fikri planda bu baskılar devam ediyor. Her ne kadar bu noktada yaşantıda baskı yokmuş gibi görünse de bir nebze onda da baskı var da ama asıl fikri planda baskılar devam ediyor. İslam dünyasını hem içeriden hem dışarıdan, içeriden bizdenmiş gibi görünenlerden, bizdenmiş gibi görünüyor, bizim dilimizden konuşuyor, bizim dilimizden konuşuyor. Hani ayrı zamanda öyle kimseler gelecekler ki sizin dilinizden konuşacaklar ve sizi ifsad edecek, sizi batıracak. Sizi helaka götürecek. Ama konuşurken bizim dilimizden konuşacak. Bizdenmiş gibi konuşacak. Bu ben de olabilirim. Benim de söylediklerimi Kur'an ve sünnete vuracaksınız. Ciddiyim bu konuda. Çünkü şu anda İslam dünyasının içerisinde şeyhim, mürşidim, nebiyim, veliyim, resulüm deyip de Ümmet-i Muhammed'i ifsada sokanlar var. Bunlar da normalde bizdenmiş gibi konuşuyorlar. Bizim dilimizden konuşuyorlar. Onların da başında sarıkları var, takkeleri var, cübbeleri var. Onların da şalvarları var, sarıkları var, sakalları var. Sıkıntı yok. Konuşurlarken de bizdenmiş gibi konuşuyorlar. Ve biz her konuşmacının konuşmasını Kur'an ve sünnete götürmek zorunda kalıyoruz. Neden? Güven sarsıldı. Sebep? Çünkü bir bakıyorsunuz ki bir yerde adam kaderi inkar ediyor. Bir bakıyorsunuz bir yerde adam kabir azabını inkar ediyor. Bir bakıyorsunuz bir yerde adam İslam hukukunu inkar ediyor. Bir bakıyorsunuz ki bir yerde o kimse Kur'an ve sünnetin olmazsa olmaz herhangi bir unsurunu reddediyor. Bu bir tefsir alimi olabiliyor. Tefsir alimi. Tefsir kitapları var. Bu bir ilahiyat profesörü olabiliyor. Bu bir herhangi bir dini, diyanet kurumunda vazifeli olabiliyor. Sıkıntı değil bunda. Ünvanlarına değil, söylemlerine bakmak zorunda kalıyoruz. Söylemine bakınca İman esaslarının, İslam esaslarının dışında söylemleri oluyor. Mesela işte kadınlar muayyen zamanlarında da oruç tutarlar, Kur'an okurlar, camilere girer çıkarlar diyor o kimse.
bu feminist düşünceler tarafından alkışlanıyor, pohpohlanıyor. Modernist görünüm altındaki din ifsadecileri tarafından alkışlanıyor. Ne kadar modern bir hoca. Neden? İşte kadınlar muayyen zamanlarında da camiye girebilir dedi. Ya kadınlar normal zamanda camiye girmiyor. Ne muayyen zamanı? Kadınlar camiye gireceğiz dediler de camiye sokmayan mı var onları? Kadınlar nerede 5 vakit namaza gidecek zaten? Hiç kimse şunu görmüyor. Çalışan bayanlar ve erkekler 5 vakit namazlarını camide kılabilirler mi bu ülkede? Kılamazlar. Bunu konuşmuyorlar. Bu ülkede cuma namazını elini kolunu sallaya sallaya gidilebilir mi? Bunu konuşmuyorlar. Ümmet-i Muhammed bu noktada ne yazık ki sıkıntı içerisinde. Dışarıdaki sıkıntıyı anladık. Bundan bir problem yok. Bizdenmiş gibi görünenlerden, bizdenmiş gibi yanımızda duranlardan sıkıntımız büyük. İşte ne zaman bir kandili şerif olsa, ne zaman 3 ayların başlangıcı olsa, 3 aylara girilse, önce bizdenmiş gibi görünen, ünvanı ne olursa olsun, onlar basıyorlar yaygarayı. Neymiş? Bidat günleri başlıyormuş. Bidat günleriymiş bu 3 aylar. İslam'da kandil diye bir şey yokmuş. Hepsi de bidatmış. Be kardeşim, bu insanlar kandilden kandile toplanıyorlar, dinlerini hatırlıyorlar. Bu mu battı size? Bu insanlar cumadan cumaya camilere gitmeye çalışıyorlar. Bu mu battı size? Bu insanlar 3 aylar geliyor diye kendilerine çeki düzen veriyorlar, tövbe ediyorlar. Varsa üzerlerinde devam eden haramlar, haramları terk etmeye çalışıyorlar. Bu mu size acı geldi? Bu mu size fazla geldi? Bu mu battı size? Hiç mi korkmazsınız Allah'tan? Bir kimse bir vesileyle Allah'a yaklaşmaya çalışıyor. Hem ayet-i kerimelerde, hem hadis-i kutsilerde, hem hadis-i şeriflerde beyan edilmiş. Allah'a vesilelerle yaklaşın diye. 3 aylar vesile olmuş, regaib kandili vesile olmuş, kandiller vesile olmuş, cumalar vesile olmuş, kıldığımız namazlar vesile olmuş, tuttuğumuz oruçlar vesile olmuş, yaptığımız hac ibadeti, ömre ibadeti, ibadetlerin hepsi de bu manada vesile hükmünde. Farz kılınan her şey vesile hükmünde. Nafileler ne? Vesile hükmünde. Ya mübarek insan, tebessüm etmek dahi bir mümin kardeşine Allah'a yaklaşmakta vesile hükmünde. Sen nasıl vesileleri bidat görürsün, kerih görürsün? Nasıl vesileleri sen alaşağı edersin? Bunun arkasında kocaman bir oyun var. Bunun arkasında kocaman bir hainlik var. Bunun arkasında kocaman bir düzenbazlık var. Bunun arkasında Vatikan var. Bunun arkasında Buckingham Sarayı var. Bunun arkasında Washington var. Bunun arkasında Pekin var. Bunun arkasında Rusya var. Bunun arkasında içeriden dışarıdan satılmış, kalpleri ifsad olmuş şeytan bozuntuları var. Bunun arkasında başka hiçbir şey yok. Kendilerini şeytana peşkeş çekmişler, satmışlar. Kendilerini uluslararası güç odaklarına satmışlar. Uluslararası güç odaklarına satmışlar. Ve uluslararası güç odakları bu insanların yine dinle, diyanetle, kendi inancıyla barışmasını hoş görmüyor. Kendi inancıyla, kendi imanıyla,
kendi imanıyla barışıp yol yürümesini hoş görmüyor. Hiç İslam dünyasında namaz kılanlarla kılmayanların arasında savaş olmuş mu? Hiç oruç tutanlarla tutmayanların arasında savaş olmuş mu? Hiç Müslümanların İslam dünyasında ibadetten, mezhepten, meşrepten savaş olmuş mu son yüzyıla kadar? Yok. Şimdi var. Son yüzyıla kadar yok. Şimdi var. İşte İslam dünyası uyanık olmalı. Kur'an ve sünnete sımsıkı yapışmalı, öğrenmeli. Konuşmacıların sözlerini Kur'an ve sünnete götürmeli. Eğer o sözler Kur'an ve sünnette yeri yoksa reddetmeli. Bunu bir şekilde tanzim etmeli. İçlerinden belirli kimseler bunları tespit edip ortaya, meydana çıkarmalı. Ümmet uyanmalı. Ümmet dirilmeli. Ümmet kendine gelmeli. Bu kendine gelmesini Kur'an ve sünnetle sağlamalı. Benim şeyhim bilirle değil, benim hocam bilirle değil, bizim abilerimiz bilir değil, bizim mollalarımız bilirle değil. Ya kendileri Kur'an ve sünnete sımsıkı yapışıp okumalı. Sohbet eden Kur'an ve sünnete imamların içtihadına karşı bir şey söylüyorsa gerekli cevap verilmeli. Yoksa önce bu İslam dünyasında önce sufilere savaş açaraktan başlattılar bunu. Sufilere savaş açtılar. Benim yeni derviş olduğumda sufilere saldırma aracı şuydu. Siz birbirinizi mi şişliyorsunuz? Siz birbirinizi kesip biçiyorsunuz mu? Siz o kafa sallayanlardan mısınız? Bana söylenen, siz bir lokma bir hırkacısınız demek. O bir lokma bir hırkacısınız sözünden alınmışım ben. Sonradan onun üzerine bayağı tefekkür ettim. Dedim ya bir lokma bir hırka güzel bir şeymiş. Kendimce. Bu dedim kapitalist sisteme karşı, vahşi kapitalizme karşı bir savaş aracıymış bu. Bu vahşi kapitalist, bu deccal kapitalistler sufilere bir lokma bir hırkacısınız siz deyip saldırmışlar. Bizi tüketim makinesi haline getirmişler. Hiçbirimiz bir lokma bir hırka yok şu anda. En fukaranın evinde 10 tane gömlek var, 10 tane pantolon var. En fukaranın evinde 10 tane ayakkabı var. Ama sufilere saldırırlarken böyle saldırıyorlardı. Şimdi deccal kapitalist sistemi bizi avucunun içerisine aldı. Bir gömlek alırsam bir gömlek daha bedava. Bir gömlek aldım, bir gömlek daha bedava. Üçüncü gömleği alırsan 50 liraya alacağım. Bir gömlek almaya gittin, 3 tane gömlekten çıktın mağazadan. Bir de uyanıkım diye geçiniyorsun. Adam sana bir gömlek almaya gittiğin yerde 3 tane gömlek sattı. Biraz daha durursam 3 tane de takım elbise satacak gönderecek seni. Nerede kaldı bir lokma bir hırka? Deccal kapitalist sisteminin hoşuna gider mi bu? Gitmez. İndir aşağı o zaman. Bul bir iki tane figüran. Bir iki tane figüranın hatalarının üzerinden komple ehli tasavvufu indir aşağı. Tarikatların tekkelerinin de kapısına vur kilit. Ahlakı orada öğreniyor insanlar çünkü. İşte bütün İslam dünyasını indir aşağı.
ahlakın, dinin, özünün öğrenileceği eğitim sistemini bir günde kapat. Bir günde indir aşağı. Ondan sonra sal insanların yakasını. Ne olacak ki? Cahil insan her şey yapar. O kimseyi durduracak olan vicdani bir tiktak yok. Vicdani bir mekanizma yok. Vicdani bir mekanizma olmayınca, iç ahlak sistemi olmayınca hayvandan daha aşağı oldu insanlar. Tam derlenecek, toparlanacak bir 28 Şubat. Tam derlenip toparlanıyor. İçeriden bombalar patlıyor. Bidat işliyorsunuz. Tam derleniyor, toparlanıyor. Siz küfür ehlisiniz. Bunlar ne yazık ki İslam dünyasını içeriden yıkma çabaları. Dışarıdan olanlar bizi o kadar yıkmıyor çünkü. Biz dışarıdansa bir kendimize ritmik olarak karşı duruyoruz. Ama içeridense, bizden görünüyorsa en büyük sıkıntımız bu. İşte yeniden derlenme, toparlanma, yeniden silkelenme, yeniden kendine gelme. Yapmış olduğumuz hatalardan, kusurlardan, eksikliklerden, noksanlıklardan arınma. Her ne kadar kendimizi dini ibadetlerin içerisinde tanzim etsek de, her ne kadar İslami bir duruşumuz, İslami bir felsefemiz, İslami bir hayat sistemimiz olsa da yeniden böyle bir kılı kırk yarma, yeniden kendimizi çeki düzen verme, yeniden bir ivme kazanma, yeniden Kur'an ve sünnetin yaşanması ve yaşatılması için mücadele etme, koşma, didinme, çabalama ve yeniden yenilenme adına 3 aylar çok önemli. Ve 3 ayların başlangıcı Recep ayı, o yüzden bu manada çok önemli. Ve Recep ayının başlangıcı Regaib, bu manada daha da önemli. Ve Recep bu manada arınmamıza, temizlenmemize, kirlerden, noksanlıklardan, eksikliklerden, günahlardan tertemiz olup Şaban ayına, Hazreti Muhammed Mustafa'nın ayına çıkıp ve orada manevi yolculuğa başlayıp Ramazan'ın son 10 gününde vuslat şerbetini içme. Ramazan'ın son 10 gününde o sevgiliyle dostluk kurma. O sevgiliyle sohbet etme. Onunla canına can katma. Onunla göz göze, dil dile, dudak dudağa, yürek yüreğe gelip onunla o vuslat perdelerinde dolaşmaya adım atmak bugün. Hani Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri üzüme baktım, şarabı gördüm der ya. O yüzden Regaib kandiline bakıp vuslat şerbetini içmeyi görmek. Regaib kandiline bakıp onunla hoş sohbetleri görmek. Regaib kandiline bakıp Ramazan'ın sonunda beraatını, dostluk beraatını alanlardan olmayı görme noktasında durmamız lazım. O yüzden kıymetli dostlar, kardeşler, Regaib kandili ile beraber Recep ayı bize silkelenme, derlenip toparlanma, ileriye doğru yayımızı gerip kendimizi daha ötelere fırlatma başlangıcı olarak görelim. Ve ülkemize, memleketimize, İslam alemine bir nefes, bir diriliş, bir toparlanış, inşallah bir silkeleniş olması için dua edelim. Memleketimiz içeride de dışarıda da ne yazık ki 200 yıldan beri normaliteye dönememiştir. 200 yıldan beri.
Bu topraklar 200 yıldan beri normaliteye geçememiştir henüz. 200 yıldan beri işgal hareketleri devam etmekte. Bunu 3 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık, 20 yıllık, 30 yıllık bir şey olarak görmeyin. Bu topraklar Çanakkale'den itibaren 1913 müydü? 15. 1915'ten beri işgal provaları görmekte. Ve 1915'ten beri bizim bir türlü hık deyip canımızı alamadılar. 1915'ten beri içeriden dışarıdan bir sürü entrikalarla bizim canımızı almak istiyorlar. Kısa bakmayın. Kısa bakmayın. Bunun temeli 1800'lerde atıldı. 1800'lerden beri bu işgal harekatı var. İçeriden dışarıdan. 1800'lerden beri bu yıkım harekatı var. 1800'lerden beri ne yazık ki İslam dünyası bir türlü nefes alamamıştır. Bu topraklarda nefes alamamıştır. Ve zannetmeyin ki bu PKK terörü bitince bir şey bitecek. Bu boşluğa da düşmeyin. Sakın bu noktada sizi ümitsizliğe sevk etmek istemiyorum. Bu noktada sizi yeniden mücadeleye doğru koşturmak istiyorum. Sakın gevşekliğe düşmeyin. Sakın ayrılığa düşmeyin. Sakın gözünüzü düşmandan sakınmayın. Bir an da olsa içerideki ve dışarıdaki düşmandan gözünüzü sakınmayın. Zahiri noktada dışarıdaki düşmanlar, zahiri noktada ülkenin içerisindeki düşmanlar. Ermeni dönmesinden tut, Yahudi dönmesinden tut, her türlü dönmesinden tut. Bu ülkeye, vatana, millete hainlik eden hainler, Kur'an'a, sünnete hainlik eden hainler. Kendi alemimizde de iç alemimizde nefsimiz. İç alemimizde şeytana ve nefse sakın ha gözünü bir an olsun yumma. Bir anda seni başka bir aleme alır götürür, günah kebarın göbende görürsün kendini. Kendi iç dünyanda da nefsinle mücadeleye devam etmek. Nefsinle mücadelede hiç geri adım atmamak. Nefsinle mücadelede yenilmeyi kabul etmemek. Düştüğün yerden yeniden tövbeyle ayağa kalkıp zikrullah ile yürüyüp aşk ile koşmak. Nerede düştüysek, nereden düştüysek tövbeyle yeniden ayaklanır, zikir ile kendimize gelir yürür, aşk ile koşarız. Düştüğümüz yerden. O yüzden kendi iç dengemizi de kaybetmeden bu mübarek üç aylarda düştüğümüz yerden tövbe ile kalkıp zikrullah ile yürüyüp aşk ile koşmaya devam edeceğiz. İnşallah bu üç aylar bu manada hepimize bir diriliş olsun. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri 4 ayı haram ayı olarak belirlemiş. Tabi bu haram aylar belirlenirken de hakkında ayet-i kerime inmiş haram aylarla alakalı. Bunun malum Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep ayları haram ayları. İşte bu Recep ayı haram ay. Bu Recep ayında Müslümanlar savaş ilan etmezler. Savaş açmazlar, kimseyle savaşmazlardı. Ancak kendilerine bir saldırıda bulunur, kendilerine bir savaş açılırsa bu müstesna. Geçen terör örgütünün siyasi uzantısı bu haram ay. İşte
devlet operasyonları durdursun diye açıklama yapıyor. Demiyor, bu haram ay. Bu devlete, bu millete, bu Kur'an'a, bu sünnete savaş açan terör örgütü çeksin gitsin bu ülkeden demiyor. Evet, Recep ayında bir Müslüman ülkenin, kavmin başka bir kavme savaş açması, ilan etmesi yasaklanmıştır. Ama onlar sizinle savaşırlarsa onlarla savaşmak farz ayındır. Bu yanılgıyı da ortadan kaldırmak bizim vazifemizdir. Sebep, siyasiler kalkıp da din ve dinle alakalı şeylere burunlarını sokmasınlar bilir bilmez. Kendi terörlerine dini alet etmesinler. Kendi terörlerine. Bunu da açıkça ve cesaretle dile getiriyorum ki, açıkça ve cesaretle, Allah'tan başka hiç kimseden korkumuz yok. Allah'tan başka hiçbir kimseden korkumuz yok. Cenab-ı Hak bizi o korkuyla yüzleştirmesin inşallah. Amin. Hiçbirimizin gönlüne kendisinden başka korku koyacak bir şeye müsaade etmesin. Amin. İşte Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Recep ayın başına regaib kandiline ulaştığında dua ederdi. Ya Rabbi, Recep ve Şaban'ı bize mübarek eyle. Amin. Bizi Ramazan'a ulaştır. Amin. İnşallah Recep'i mübarek bir şekilde geçirelim. Muhakkak oruç tutalım. Muhakkak. Hiç tutamayanlar Recep'in başında, ortasında, sonunda, 14'ünde, 15'inde, 16'sında, yapabilenler pazartesi, perşembe, daha fazlası da bir gün boş, bir gün dolu olarak Recep ayında bol bol oruç tutsunlar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri, Hazreti Ayşe annemizden nakledilen bir hadis-i şerifte, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Recep'te ve Şaban'da çok oruç tutardı der. Çünkü Ayşe annemiz ve diğer hanımları Ramazan ayında tutamadıkları oruçları muayyen zamanlarında Ramazan ayında orucu tutmazlardı. O tutamadıkları oruçları Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Recep'te, Şaban'da çok oruç tuttuğundan o günlerde iade ederlerdi. O yüzden bayan kardeşlerin Ramazan ayında tutamadıkları oruçları Recep'te, Şaban'da iade etmeleri de sünnet-i Resulullah'tandır. Çünkü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri mübarek eşleri annelerimizin oruçlarını bu aylarda tutmalarına müsaade ederdi. Onlar da bu aylarda bol bol oruç tutarlardı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Recep ayında çok oruç tutardı. Ve Recep ayında çok tövbe ederdi. O yüzden bir hadis-i şerifte de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Recep ayında çokça tövbe edilmesini bize emretti. O yüzden bu ayda yapabilenler derslerinde 100 tane olan tövbeyi 200'e, 300'e, 400'e, 500'e, 600'e, 700'e, 800'e, 1000'e çıkarabilirler. Derslerinizdeki tövbelerinizi arttırabilirsiniz. Bu Recep ayı ile alakalı. Şaban ayında da salatu selamı arttırabilirsiniz. Şaban ayında 100 tane olan salatu selamı 1000'e çıkarabilirsiniz günlük.
O yüzden bu ayla başlangıcından itibaren tövbelerinizi çokça arttırın. Bu ayla itibaren oruçlarınızı çokça arttırın. Derviş kardeşler, hiç yapamayanlar, hiç yapamayanlar, en azı pazartesi, perşembelerini oruçlu geçirmeliler. Hiç yapamayanlar diyorum. Sakın başında, ortasında, sonunda olan hadis-i şerif bize ölçüdür. Ama ehli tasavvuf azameti tercih eder. Ehli tasavvuf bir ilerisini tercih eder. Bir ilerisi nedir? Pazartesi, perşembeyi oruçlu geçirmektir. Bir ilerisi de nedir? Bir gün boş, bir gün dolu. Recep'te en az 15 gün oruç tutmaktır. Kim Recep ayında 15 gün oruç tutarsa gökten bir münadi görevlendirilir ve ona denilir ki cennete istediğin kapıdan gir. Ona denilir ki geçmiş günahlarının hepsi de af olundu. Bir melek ona der ki geçmiş günahlarının hepsi de af olundu. O yüzden yapabilenler, derviş kardeşler, pazartesi, perşembe en az, bir üstüne bir boş, bir dolu veyahut da 15 gün oruç tutma. Kim Recep ayında 15 gün tutarsa der. O yüzden Recep ayında oruçlarımızı fazlalaştıralım. Tövbelerimizi fazlalaştıralım. İdrak edelim. Bilelim ki Recep ayındayız. Mübarek bir aydayız. Ramazan son 10 günü vuslatla yüzleşmenin başı göründü. Regaib kandili yüzleşmenin, vuslatın perdelerinde hayretten hayrete geçmenin başı göründü. Filizlendi. Tohum çatladı. Regaib geldi, tohum çatladı. Bu tohum çatlayan, bu filizlenen, bu rahmet, bu merhamet, bu lütuf, bu ikram, bu manevi tohumu daha da ileriye götürme. Vuslata sebep etme. Daha da ileriye götürme. Cenab-ı Hakk'ın cemaliyle yüzleşme. Cemalleşme. Daha da ileriye götürme. Onunla sohbet etme. Onunla oturma. Onunla konuşmaya devşirmek gerek. Hele Ramazan'ın son 10 gününde. Bir de Ramazan ömresi. Ramazan'ın son 10 gününde. Bir de Beytullah'ta iftar etme. Beytullah'ta tavaf etme. Bütün varoluşun içerisindeki, bütün halk oluşun içerisindeki varlıkların Kadir gecesinde Beytullah'ı tavaf etme. Beytullah'ı ziyaret etme. O Beytullah'ın etrafındaki cuşu huruşu seyretme. Beytullah'ın üzerindeki o varlık alemindeki bütün ruhların toplanıp Beytullah'ta tavafını seyretmeye inşallah bütün kardeşlerimiz nasip olur da bununla, bu haliyle hallenirler inşallah. O yüzden Regaib'in başında, Ramazan'ın son 10 gününde Kadir gecesine bulaşma, Kadir gecesini yakalama, Kadir gecesinde 80 yıllık ömre eş değecek olan geceyi ve anı yakalamayı kendimize hedef seçelim. Ve diyelim ki ya Rabbi, Regaib'in başında niyet ettik. Biz Kadir gecesine kadar kendimizi disiplin edeceğiz. Kadir gecesine kadar kendimizi zapturapt altına alacağız. Kadir gecesine kadar biz kendimizi temizleme, kendimizi bu noktada sigaya çekme, tövbe etme
ve kendimizi Allah'a yaklaştırma, Allah'a yakınlaşmada bugüne kadar görülmemiş bir şekilde gayret göstereceğiz. Bugüne kadar görülmemiş bir şekilde kendimizi Allah'a yakınlaştırmada koşturtturacağız. Bugüne kadar görülmemiş bir şekilde nefsimizi terbiye edeceğiz. Nefsimizi tezkiye edeceğiz. Nefsimizde ne kadar yanlışlıklar, eksiklikler var ise hepsini tövbe suyunun altında yıkayıp temizleyip zikrullah ile nurlandırıp aşk ile koşturtturmaya hazırız deyip öyle yürüyeceğiz 3 ayları. Ve inşallah bu 3 aylarla beraber biz yeni bir kul, yeni bir ümmet olma bilinciyle yeniden var olacağız. Cenab-ı Hak inşallah bu 3 aylar, periyotlar içerisinde bizim hal ve ahvalimizi değiştirecek. Kim bana bir adım gelirse ben ona 10 adım gelirim. Kim bana 10 adım gelirse ben ona 100 adım gelirim. Kim bana 100 adım gelirse ben ona koşarım. Müjdesine ve muştusuna biz bu 3 ayların içerisinde inşallah buluşanlardan, bu müjdeyle müjdelenenlerden olacağız inşallah. Ümmet-i Muhammed'in avamı Ramazan'ın başını, ortasını ve sonunu kollar. Bu Müslümanların avamı içindir. Sufiler bunu 3 ayların içerisini bölerler. Bizim Recep ayımız temizlenme ayımız olmalı. Recep ayımız günahlardan arınma, günahlardan kurtulma ayı olmalı. Şaban ayında Allah'a yaklaşma, yaklaştıkça yaklaşma, yaklaştıkça yaklaşma ayı olmalı. Ramazan'da da ben onu severim müjdesini alma ayı olmalı. Öyle olmalı ki Ramazan'a girdiğimizde yaklaştıkça yaklaşan, yaklaştıkça yaklaşan, yaklaştıkça yaklaşan o kula Cenab-ı Hak hitap etmeli. Ben onu severim. Ben onu seversem söyleyen dili, dinleyen, duyan kulağı, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. Gören gözü olurum. Benimle söyler, benimle duyar, benimle görür, benimle tutar, benimle yürür sırrına erdirdiklerinden eylesin bizleri. Amin. Çünkü Ramazan'ın sonu bununla müjdelenmiş kullar olmamız gerekir. Ramazan'ın hele son 10 günü bu manada bu müjdeyle, bu hitapla hitaplanan kullardan olmalıyız. O yüzden kıymetli kardeşler, dostlar, bunu döneceğim hep Recep ayında bunu söyleyeceğim size. Döneceğim söyleyeceğim bunu size. Bu ayınızı oruçla ve tövbeyle geçirin diye. Döneceğim söyleyeceğim. Gelin ara sıra namazı kaçıranlar, ara sıra namaz kılanlar. Gelin bu ayda derleyin, toparlayın kendinizi. 5 vakit namazınızı bir tamam kılın. Çalışan bayanlar, yanınızda bir uzun etek, bir örtü götürmeniz zor değil. Valizle dolaşıyorsunuz dolaşırken. İçinde ıvır zıvır bir sürü eşyalarınız var. İçine bir etek, bir örtü iliştiremeyecek misiniz? İçine bir etek, bir örtü iliştirin. Ve namazınızı nerede denk gelirse kılın. Nerede denk gelirse namazlarınızı kılın. Şu 3 ayları 3 aylar gibi, Recep'i Recep gibi bir yaşayalım. Evlerinizde Recep'in kokusu olsun. Evlerinizde 3 ayların kokusu olsun. Evlerinizde 3 aylar girmiş olsun. Sahurlara kalkın. Çocuklarınızı sahurlara kaldırın. Genç olsun, küçük olsun, hiç önemli değil. Öğleye kadar oruç tutturun. Hiç önemli değil. 3 saat tutturun, 5 saat tutturun. Orucu alışsınlar. Onları Ramazan'a hazırlayın. Evinizde sahurlar yapın, iftarlar yapın.
Evinize iftara davet edin. İftara davet edin. Pazartesileri iftar davetlerine ayırın. Deyin ki pazartesi oruçluyuz. Oruçlu olduğumuz için iftara davet edelim. Oruç tutanlar, tutmayanlar, birbirlerinizi pazartesi günleri iftarlara davet edin. Muhakkak 3 aylarda olduğumuzu, 3 aylara girdiğimizi herkese tebliğ edin böylece. Herkese tebliğ edin. Bir sıkıntı var, de ki 3 aylardayız, Recep ayındayız, ben seninle kavga etmek istemiyorum. Recep ayındayız, şeytan bulaşıyor bize. Ya ben seninle atışmayacağım. Ben seninle dövüşmeyeceğim. Ben seninle kavga etmeyeceğim. Ben sana küfretmeyeceğim. Recep ayındayız. Ben sana hakaret etmeyeceğim. Recep ayındayız. Ben seninle didişmeyeceğim. Recep ayındayız. Recep'in ismini her yere andıralım. Üç ayların ismini her yere andıralım. Herkes anlasın. Üç aylardayız. Herkes öğrensin. Üç aylardayız. Siz sakın ha hep etrafınızdaki kimseler aynı kimseler olduğundan herkes bunun farkında zannediyorsunuz. Herkes bunun farkında değil. Çünkü sadece dar dairede bir arkadaşlık çemberiniz var. Dar dairede bir arkadaşlık çemberi olduğundan zannediyorsunuz ki herkesin 3 aylardan haberi var. Yok. Bugün Regaip Kandili. Sokaklarda insanlar yiyorlar, içiyorlar. Hiç sokaklarda baktınız mı? Kandil gibi, kandil sokağı mı? Millet yiyip içiyor habire. Halbuki bugün kandil. Bugün herkes oruçlu olması lazım. Bizim öğretimiz bu. Bizim geleneğimiz bu. Bizim kendi din algımız bu. Regaip kandilinin gündüzünde oruç tutulur. Gecesinde ibadet edilir. Herkes birbirini kandil mübareğine gider. Annesini babasını kandilleşir. Büyükleriyle kandilleşir. Küçüklerine harçlık verir. Küçüklere kandil olduğu böylece belli olur. Küçüklere anneler öğretir. Küçüklere babalar öğretir. Bugün kandil. Büyüklerin elini öp, kandilleş. Bugün mübarek bir gün. Bu öğretileri kaybediyoruz. Bu öğretileri kaybederken de ne yazık ki içimiz sızlamıyor hiç. İçimiz acımıyor hiç. Allah bizi muhafaza eylesin. Amin. O yüzden kıymetli dostlar, kıymetli kardeşler, kendi kendimize çalıp kendi kendimize oynamayalım. Kendi kendimize çalıp kendi kendimize oynamayalım. Sufilik bu değil. Sufilik, Kur'an ve sünneti, ilahi aşk yolunu herkese tanıtmak, herkese tanıştırmak, herkese anlatma yoludur. Herkese tebliğ etme, nasihat etme yoludur. O yüzden sadece kendi kendimize yetmez. Bunu etrafımızla beraber yaşayalım. Kayınvalideniz, kayınpederiniz, amcalarınız, teyzeleriniz, neneleriniz, herkese bu noktada kandilleşin, hatırlayın. Hatırlayın. Hatırlayın ki hatırlatın. Hatırlatın ki hatırlatın ki hizmet olsun. Onlar da duysunlar. Onlar da görsünler. Onlar da bir nebze olsun. Bir nebze olsun. Hatırlasın. Aa 3 aylardaymışız. Aa Recep ayındaymışız. Tüh ya Regaip kandilini kaçırdık ama ya ertesi pazartesi biz oruç tutalım. Telafi edelim. Muhakkak aman orucu söyleyin. Aman Recep'te herkese tövbeyi ve herkese orucu tebliğ edin. Çünkü oruç tutan kimseler nefislerine daha fazla hakim olurlar. Oruç tutanlar çoğaldıkça toplum terbiye görür. Terbiyelenir. Oruç nefisle mücadelede en büyük sebeplerden, vesilelerden birisidir. Toplum oruçtan uzaklaştıkça ahlakı düşer ortaya. Oruçtan uzaklaşan namazdan da uzaklaşır zaman içerisinde.
Namazdan da uzaklaşırsa hayvandan daha aşağı bir noktaya düşer. Niçin? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyurdu ki namaz dinde yıkılan son kaledir. Namaz dinde, bir kimsenin dininde, bir kimsenin dininde namaz yıkılan son kaledir. Bir kimse namazı açıktan terk etti, namazı açıktan kılmıyorsa onun kendine ait kendi inancı yıkılmış demektir. Dikkat edelim. O yüzden aman kardeşler, bu sohbeti dinleyenler, namazlarınıza dikkat edin. Namazda gevşeklik göstermeyin. Her nerede olursanız olun, namazı kılın. Cemedin kılın, kılın. Ya benim işim var da, memurum da, amirim de, işçiyim de, müsaade etmiyorlar da. Cemet kıl kardeşim. Namazını kıl. Nefsin namazı terk etmede sana fırsat vermesin. Sen nefsine fırsat verme. Seni namazdan uzaklaştırmasın. Namazını kıl. Ya öyle olmaz diyorlar da, böyle olmaz diyorlar da, bırak sen olmaz diyenleri. Sen olmaz diyenleri bırak. Namazını kıl. Ne yap? Yap. Namazını kıl. Ne yap? Yap. Nafile oruca devam et. Nafile orucu terk etme. Pazartesi, perşembe orucunu terk etme. Nefsinle mücadelede en büyük Allah'a seni yakınlaştıracak olan unsur oruç olduğunu unutma. Oruçla nefsini terbiye etmede gayret et. Oruç kamçı gibidir nefse. Namaz balyoz gibidir. Namaz balyoz gibidir. Nefsin kafasına balyozu vurmak istiyorsan namazını kıl. Sen o nefsinin ara sıra çıkışlarını kamçılamak istiyorsan oruca devam et. Gençler, oruca devam edin. Nefsinizi şehvetten alıkoyacak olan en önemli ibadetlerden birisi oruçtur. Hele sıcaklar da geliyor. Hele şimdi yaz dönemi de geliyor. Hele bir de kadınlar açılıp saçılıyor şimdi. Hele bir de göstermedik yerlerinde bırakmıyorlar. Onlar öyle yapıyorlar ya. Aman gençler, siz oruca devam edin. O yazın sıcak günlerinde siz oruca devam edin. Gözünüzün önünde anadan üryan dolaşanlar olsa dahi siz oruca devam edin. Siz kalbinizde zikrullahı yerleştirmeye, oturtmaya devam edin. Herkesin nefsine bolca uyduğu zamanlar yaz ayları. Nefislerin kudurduğu, kabardığı, serkeşleştiği, nefislerin dizgin tutmadığı, nefislerin ayar tutmadığı aylara giriyoruz şimdi. Mücadelenin en sıkıntılı, mücadelenin en debdebilisi, mücadelenin en şatafatlısına giriyoruz. Yaz ayları geldi ya, eyvah ki eyvah. Eyvah ki eyvah. O yüzden bu üç aylar bu mücadelenin daha da çetin geçeceği zamanlar. O yüzden aman genç dervişler, kadınlar da erkekler de pazartesi, perşembe oruçlarına sımsıkı yapışın. Hem üç aylarla alakalı hem de nefis mücadelesiyle alakalı. Bakın, hem üç aylarla alakalı hem de nefis mücadelesiyle alakalı. Nefsiyle cihad etmeyi Hazreti Muhammed Mustafa cihad-ı ekber dedi. En büyük cihad olarak nitelendirdi.
Hazreti Allah da Kur'an'ında nefisle mücadele etmeyi emretti bize. O nefsini temizlenenlerden bahsetti. O nefsiyle mücadele edenlerden bahsetti. Allah muhafaza eylesin. Amin. O yüzden nefsimiz de sakın ha, sıkı bir mücadeleye gireceğiz. Gözümüze dikkat edeceğiz. Kulaklarımıza dikkat edeceğiz. Kalbimize dikkat edeceğiz. Kalbimizde devamlı zikrullah olursa, devamlı zikrullah olursa, göz haramdan ritmik olarak kaçar. Kalpte devamlı zikrullah olursa, kulak haramdan ritmik olarak kaçar. Allah setreder senin kulağını. Göz setr olur. Herkes görür, sen görmezsin. Orada haram bir şey vardır. Sen de o bölgeye bakıyorsundur. Ama Cenab-ı Hak senin gözüne bir perde indirir. O haramı görmezsin sen. Gözüne bir perde indirir. Hatta aynı yolda yaşarken gözünün önünde zikrullah halakasını kurdurur. Gözünün önüne şeyhine getirir senin. Gözünün önüne Muhammed Mustafa'yı getirir sallallahu aleyhi ve sellem'i. Gözünün önüne Beytullah'ı getirir. Herkes normalde bir başka yere başka şey görürken sen Beytullah'ı görürsün. Sen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri yürür senin önünde. Sen onu görürsün. Herkes başka şey görürken sen başka perdede başka şeyler görürsün. Sen yeter ki kalbinde Allah'ın zikrini yerleştir. Cenab-ı Hak seni perdeden perdeye açacaktır. Cenab-ı Hak seni perdeden perdeye sürükleyecektir. Hayretten hayrete katacaktır seni. Bir bakmışsın Geylani Hazretleri gelecektir seninle konuşmaya. Herkes orada bilmem kimin bilmem nesine bakarken sen Geylani Hazretleri ile sohbet eder olacaksın. Cenab-ı Hak meleklerini görevlendirir semadan. Sen zikrullah ile yürürken etrafında melekler senin setreder seni. Sen görmezsin hiçbir şey. Melekler öylesine setreder ki seni. Melekler etrafında sema ede ede yürürsün. Etrafında gökten melekler dizilirler senin etrafına. Senin etrafında sema ede ede gidersin. Hatta öyle olursun ki Cenab-ı Hak senden bir tane daha gönderir orta yere. O orta yerde sema eder, melekler onun etrafında sema eder. Öyle yürürsün. Nefisle mücadele et. Kalbine zikrullahı oturtur. İçine tevhidi kondur. İçine Allah esmasını yerleştir. Her daim tövbe ve zikrullah'a devam et. Kadınlar, çeneniz düşmesin. Kadınlar, kendinize dikkat edin. Toparlayın kendinizi. Eşlerinizi üzmeyin. Kadınlar erkeklerini üzmesinler. Erkekler, siz de eşlerinizi üzmeyin. Siz de onlarla iyi geçinin. Allah'tan birer emanet olarak görün. Bu üç aylar her alanda derlenip toparlanma ayı olması lazım. Bu Recep ayı bütün derviş kardeşlerin derlenip toparlanma ayı olması gerek. Bu Recep ayı bütün kardeşlerin semada yıldızlar gibi parlayacağı aylar olması gerek. Zikrullah halakasına oturduğu zaman başında lanet edici melekler olmasın. Siz zannediyor musunuz ki zikrullah halakasına oturmazdan önce onun başında melekler lanet okumamış olsun? Öyleler olur ki zikrullah halakasına oturuncaya kadar melekler lanet eder ona. Bu lanet olasıca ne yapma bu halakaya geldi diye. Bu lanet olasıcının ne işi var bu halakada diye. Melekler ona lanet ederler. Ta ki zikrullah başlayıncaya kadar. Ta ki zikrullah başlayıncaya kadar. Kendi kendinize biz dervişiz diye ahkam kesmeyin.
Neden bangır bangır bağırırım her perşembe zikrullah'a gelin diye? Neden bangır bangır bağırırım haftada bir de olsa bir zikrullah alakasına oturun diye? Neden her yeri dolaşacağım diye koştururum zannedersiniz? Acı şeyler bunlar. Acı şeyler. O kimse ben dervişim deyip ahkam keserken başındaki meleklerin lanet okuya okuya getirdiği dervişler. Siz bilir misiniz huzurullah'ta ne hale gelirsiniz bu noktada? Üstleri başları yırtılmış paçavraya dönmüş dervişler. Elle tutulacak halleri kalmamış, yıkılmış. Ağızları leş gibi kokan, dilleri sürünen. Gözleri alev olmuş, kan çanağı olmuş. Gözleri cehennem çukuruna dönmüş dervişler. Dışarı çıktıklarında ne âlâ görünüyorlar benim gibi. Lanetlene lanetlene gelenler. Siz bu utancı bilmezsiniz. Siz dünyalıklarla utanırsınız. Siz elbisenizin eskiliğiyle utanırsınız. Asıl utanç başka şeydir. Asıl utanç çok çok başka şeydir. O yüzden öyle dervişim diye ahkam kesmeyin. Öyle kendinizi kurtulmuşlardan görmeyin. Öyle kendi kendinizi böyle acizlikten çıkarmayın. Öyle kendi kendinizi tepelerde dolaştırmayın. Nice tepelerde görünenler var, esamesi yok. Üstü başlı paçavraya dönmüş bir şekilde getiriliyor. Nice ahkam kesenler var. Nice. Allah hiçbirimizi onlardan eylemesin. Amin. Cenab-ı Hak tüm kardeşlerimizi muhafaza eylesin. Amin. Tüm kardeşlerimizi affetsin. Amin. Tüm kardeşlerimizi seveceği gibi eylesin. Amin. Sevdiği gibi eylesin inşallah. Amin. O yüzden kardeşler, toparlayalım kendimizi. Bu üç aylar hepimiz için bir toparlanma sebebi süreci olsun. Hepimiz için. Herkes için. Sakın ha. Böyle kendi kendimizi bataklığa sürükleyenlerden olmayalım. Dillerimize sahip çıkalım. Dilinize sahip çıkın. Bırakın ya, gıybet etmeyin. Bırakın. Bırakın, dünü geri getirebiliyor musunuz şu anda? Gelmiyor, dün yok bakın. Yok. Bırakın dilinize sahip çıkın. Gözünüze sahip çıkın. Bırakın. Karşınızdaki gıybet edecek, etme ya. Konuşacak, konuşma. Söyleyecek, söyleme. Söyleme. Bırak. Bırak. Kendince de ki ben sufiyim. Kendince de ki ben dervişim. Benim ne işim var bunlarla de. Bırak, Allah'ı zikret. Kalbine sen zikrullahı yerleştirmeye çalış. Senin kalbin kendiliğinden Allah, 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 Allah deyinceye kadar yolun var. Bırak bana rüya anlatma, hal anlatma bana. Ben seni gördüğümde kalbinden Allah, 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 Allah nidasını duyayım ya. Vallada, billada, tillada duyduğum anda o kimsenin ayağının altını öpeceğim.
Vallahi da billahi da tillahi da ayağının altını öpeceğim. Diyeceğim ki bu kimsenin gönlüne Allah'ın nuru oturmuş. Bu kimse nur ala nur mutmainne olmuş. Kalbi mutmainne makamına yerleşmiş, oturmuş. Allah Allah! Onun kalbinden Allah nidası geliyor. Onun kokusu Allah kokusu. Bakışı Allah bakışı. Duyuşu Allah duyuşu. Yerleşmiş içine. Ondan buram buram Allah kokar. Buram buram. Diyeceksiniz ki onun kokusu var mı? Vallahi de var. Billahi de var. Tanırsınız bir sefer koklarsanız. Nasıl bir sefer sana hitap ederse hitabını tanırsın ya. Bir sefer kokusunu duyarsan vallahi trilyon insan orada toplansa içinden bir tanesinde koku varsa o trilyonun içerisinden gidersin onun o kokuyu onun kalbinden alıverirsin. Bulursun onu. O kimsenin kalbine Allah oturdu mu? Onun işi gücü bitmiştir. Mesele bitmiştir. Sufiliğin amacı da budur. Sufiliğin amacı güzel rüya görmek, işte hal görmek değildir. Sufiliğin amacı sadece kalbe ilham gelsin demek değildir. Kalbe ilham gelmesi yolun başıdır daha. Güzel rüya görmek yolun başıdır. Hal görmek yolun başıdır. Dikkat edin. Kalbe ilham gelmesi yolun başıdır. Başka dergahlarda adamı şeyh yaparlar kalbine ilham gelirse. Burada yolun başıdır, yolun başı. O kimsenin kalbine Allah oturacak. Hitabı alacak o. Hitabı alacak. Onun kalbi hitap almıyorsa onun telsiz telefonu da çalışmaz. Onun televizyonu da çalışmaz. Bu ne demek? O manevi olarak bir haber almaz. O gözünü yumuk veya açıkken görmez. Körlerdendir o. Bildiğiniz sufilikte kör denir ona. O körlerdendir. O yüzden bu ayları aman özenli geçirelim. Bu ayı dikkat edelim. El bebek, gül bebek pamuklara saralım. Diyelim ki bu Recep ayı bizim için temizlenmenin adımı. Bizim için yaklaşmanın adımı. Aman bu ayda ben kendimi derleyeceğim, toparlayacağım. Affa uğradığıma hitap alacağım. Bu ne demek? Bu o kimsenin son nefesini görmesi demek. Son nefesini gör. Son nefesini nasıl verdiğini gör. Hesabını kitabını gör bu ay. Bu ay hesabını kitabını gör. Seni çıkarsınlar mahşere. Bütün mahşerde peygamberlerin nasıl sıralandığını gör. Mizanın nasıl kurulduğunu gör. Mizanın nasıl kurulduğunu gör. Ve mizana çıkarıl ve hitabı al. Hesabın, kitabın görüldü densin. İşte makamın burası densin. Bu ayda al bunu. Bu ayda. Ondan sonra yol başlayacak. Allah bizi onlardan eylesin. Amin. Cümlemizi Cenab-ı Hak muhafaza eylesin. Ümmeti Muhammed'i korusun, kollasın. Amin. Şu mübarek geceler hürmetine, şu mübarek günler hürmetine. Doğuda, güneydoğuda, orada burada terörle mücadele eden güvenlik kuvvetlerimize yardım etsin. Amin. Cenab-ı Hak bu ülkemize, memleketimize, milletimize, insanlarımıza, canlarına kasteden, malına mülküne kasteden her türlü terörü Cenab-ı Hak def eylesin. Amin. Hepsine de lanet eylesin. Amin. Hepsine de kahri perişan eylesin. Amin. Hepsini Cabbar ismi şerifiyle, Kahhar ismi şerifiyle
tecelli etsin üzerlerine. Amin. İnşallah memleketimizi dirliğe birliğe çıkarsın. Amin. Kur'an ve sünnetin yaşandığı bir memleket haline gelsin. Amin. Evlerimize Kur'an ve sünneti yaşatsın. Amin. Sokaklarımızda Kur'an ve sünneti yaşatsın. Amin. İllerimizde, ilçelerimizde, memleketlerimizde Kur'an ve sünneti yaşatsın. Amin. İnşallah Cenab-ı Hak gönüllerimize ilham eylesin. Amin. Kalplerimize zikrullahını oturtursun. Amin. Gönüllerimize aşkullahını oturtursun da Amin. Bize vuslat şerbetini içerdiği kullarından eylesin inşallah. Amin. Birkaç soru var, onlara da bakalım inşallah. Ondan sonra da semaya geçelim. Erkek kadık karışık ortamda çalışıyorum, namaz kılmak için alan yok. Kaza yapıp evde kılsam olur mu? Olabilir ama oranın amirine de böyle böyle bir kenarda namaz kılabilir miyim de. Eğer müsaade olmazsa evinde cem et. Kandil gecesi nasıl geçirmemiz gerekir? Hangi zikrullah çekilmeli? Bu gece regaib namazı diye hadis-i şeriflerde namaz var. Nafile namaz kılabilirsiniz. Tövbe edebilirsiniz. Allah'ı çokça zikredebilirsiniz. Bu noktada zikrullahın en faziletlisi La ilahe illallah'tır. La ilahe illallah diyebilirsiniz. Tövbenin en faziletlisi Subhanallahi ve bihamdihi Subhanallahil azim ve bihamdihi estağfurullahil azim. Kim günde 100 kez bunu yapar ise deniz köpükleri kadar günahı olsa Allah onu affeder buyurulmuş. İnşallah bu tövbeyi yapabilir, namaz kılabilir, Allah'ı zikredebilirsiniz. Allah tüm hastalara da bu gecenin hürmetine şifalar ihsan eylesin. Amin. Abdest alınmadan bütün sureler okunur mu? Ezberinden abdesti de olmasa bir kimse Kur'an-ı Kerim'i eline almadan sureleri okuyabilir. Yani normal abdest kadınların muayyen günüyle alakalı değil. Yani gusül abdesti var ama işte Kur'an-ı Kerim'e elini alma abdesti olması gerekir ya. Eğer öyle bir şey yok ise o kimse ne yapar? Kendince hıfzından Kur'an-ı Kerim'i okuyabilir. Bir soru sorabilir miyim babacığım? Recep ayı Allah'ın ayı, Şaban ayı Peygamber Efendimiz'in ayı, Ramazan ayı da ümmetimin ayı. Peki biz bir ümmet olarak Ramazan ayını en değerli olarak bilmemiz aslında Allah'ın ayı olan Recep'e bu noktada bir ters görüş olabilir mi? Yok. Aslında yani gerçek sufiler gerçek manada Allah'ın ayına mı daha fazla hürmet etmeliler? Biz hepsini de hürmet ederiz. Ama mesela şöyle ayırmayız. Toplumsal algı var. İşte Recep 3. derece, Şaban 2. derece, Ramazan 1. derece. Aslında en fazla hürmet edilmesi gereken ay Recep midir Allah'ın ayı olarak? Hazreti Mevlana bir mumdan yanarsa hangi mum daha faziletlidir diye bakar mı bir kimse? Bizim için üçü de faziletlidir. O zaman ayırmamamız mı gerekir? Ben ayırmıyorum zaten. Tamam mı hocam? İnşallah. Haklarınızı helal edin. Helal olsun. Allah sizden razı olsun. Önümüzdeki hafta mıydı kutlu doğum? Önümüzdeki hafta ayın kaç oluyor? Önümüzdeki cumartesiydi. Bu cumartesi değil, bir dahaki cumartesi. Bu cumartesi değil, bir dahaki cumartesiye inşallah kapalı spor salonunda kutlu doğum programımız var. Bütün herkes davetli. Ardından pazar günü olan, yani ayın kaçı oluyor? 17'si. 17'sinde de 17 Nisan'da da Gelibolu Mevlanesi'nden 27. alaya cepheye sema programımız var. İnşallah bütün herkes davetli bu noktada. Cenab-ı Hak gecenizi hayır etsin. Selamünaleyküm. Aleyküm.